Kayıttayım çiçeğim. Dur çiçeğim, bir dakika dur çiçeğim, nereye girdin kayıt? Ben baktın yer duruyorum ama dediğini orada Melike'yi verdik kızım, anlatsın. Gitmiş gezmiş, ağzım yoruldu. Gittiğim yerin adını bilmiyorum. Pizza San Pietro'ya gitmişim, bu haberim yok. Selam. Yine Gezi ve ben karşınızdayız. Bugün size gittiğim diğer bir Avrupa ülkesi olan Verona'yı anlatacağım. Çok küçük, kimsenin gitmediği, bilmediği ve belki de bizim gibi denk geldiği bir yer olduğunu düşünerek burada size anlatmak istedim. Avrupa'ya gidince Verona'yı gezmeden olur mu? Olmazmış. Buradan da size bunu söylemek istiyorum. Zira Romeo ve Juliet'in yaşadığı yere atlamak istemezsiniz. Şimdi ben belediyeye doğru giderken Verona'ya uğradım. Verona'yı çok böyle gezme, kalma, daha böyle aşkın, tutkunun, şehvetin olduğu yerde vakit geçirme fırsatım olmadı. Ama Verona'dan bahsetmeden, bu videoyu yapmadan olmaz dedim ve size bu videoyu hazırlamak istedim. Zira Verona kesinlikle gezmeniz, görmeniz, kültürel olarak bile bilmeniz gereken küçücük bir yer. Evet, şimdi Verona'dayız arkadaşlar. Öncelikle size Verona ile ilgili şunu anlatmak istiyorum. Verona'nın küçük bir tane kolezyumu var. Aynı Roma'dakinin ufak versiyonu. Yani küçücük bir arenası var. Arenanın olduğu alan oldukça büyük ve yemek yerleri mevcut. Arenanın olduğu alanda aynı zamanda da tuvalet bulabilirsiniz. Public tuvalet girişi 70 cent. Bundan hiç bahsetmedim. Bütün videolarım boyunca size nereye s**tığınızı hiç söylemedim. Ve buna üzüldüm. Bu insanlar nereye s**tık abla? En büyük problem Avrupa'da nereye s**tığınız sokaklarda gezerken? Tuvalet yok. Sürekli restoranlara gidip veya yüzüyor restroom diyorsun. Restroom bilmiyor, toilet diyorsun. Redir ediyorlar mı? Nedir ya? Seni kovabilirler. Kovuyorlar da. Durma. Ne yapacağım ki? Ben dünya gezmedim de yani gittiğim her yerde öyle yapıyorum. Giriyorum sanki o beni şey sanıyor işte ben. Gidiyorum ve sipariş vereceğim birazdan sana. Hadi giriyorum ve pşşt çıkıyorum. Niye soruyorsun ki? Keşke bunu Avrupa'ya gitmeden önce söyleseydim. Aynı zamanda da public tuvaleti mevcut. Public tuvaletinin yanında da hemen zaten tuvaletin demirlerini oraya yapmışlar. Bir bisiklet göreceksiniz. Ne bisiklet kiralayacağım ya, yürüyerek gezerim sakın demeyin. Gerçekten Verona'yı bisikletle gezmeniz çok eğlenceli bir aktivite. Bisikletini nasıl kiralıyorsunuz? Bisikletin makinesini oraya gidiyorsunuz. veronabike.it adresinden giriyorsunuz. Register kısmına basıyorsunuz. Bilgilerinizi girip kredi kartı bilgilerinizi verdikten sonra 2 euro karşılığında bir, bu sizden alınan bir depozito 2 euro da almıyorlar aslında. 2 euro karşılığında bisikletlerinizi rahatlıkla kiralayabiliyorsunuz. Hatta ilk kez register yaptığınız için yarım saatlik ilk kullanımınız bedava. Ondan sonraki her yarım saatte size 25 cent olarak işleniyor. Yani gezebileceğiniz en bedava yer. Ben onu da ayrıca gezdiğim bütün Avrupa ülkeleri arasında en uygun fiyatla vakit geçirdiğim yerde diyebilirim. Hem de en romantik, hem de en sevimli, hem de en güzel. Tabii ki Floransa'dan sonra. Oraya da diğer videolarda geleceğim. Şimdi Verona'da öncelikle yapacağımız şey. Bir tane ekrana harita getiriyorum. Oradan size anlatacağım. Ekranda gördüğünüz haritada, ki harita ne derseniz, Verona Tour diye bir harita. Şu görmüş olduğunuz treni zaten o size bahsettiğim kolezyum, yani küçük arenanın orada bulacaksınız. Onun ilk durağı orası. Kişi başı 5 euro karşılığında size bütün Verona'yı gezdirdiği, aynı zamanda İngilizce olarak tarihini anlattığı, İtalyanca olarak da anlatıyor. Bir gezi kendisi. Size işte sağınızda şu an gördüğünüz yer şurasıdır, şöyledir, böyledir, şurası şöyledir, burası böyledir diye haritada göreceksiniz. Size neleri anlattığını, aslında zaten burası da Verona'da tamamen görmeniz gereken yerler. Bunlar işte Duomo. Duomo bu arada arkadaşlar katedral anlamına geliyor benim anladığım kadarıyla. Çünkü her yerde Duomo var. Yani Roma'da da bir Duomo görebiliyorsunuz. Milano'da da, Floransa'da da her yerde bir Duomo var. Anastasia Kilisesi'ni görüyoruz. Arena'nın oradan geçiyor. Zaten başlama noktası Arena'nın orası. Ponte Pietra diye bir yerden geçiyor. Ponte Pietra çok güzel bir köprüsü. Ondan sonra Romeo ve Juliet'in balkonunun orasını size gösteriyor. Yalnız oraya herhangi bir toplu taşıma yok. Yanından geçerken görmedik diye üzülmeyin bu trende. Zira tren sadece size nerede olduğunu gösteriyor. Çünkü Romeo ve Juliet'in olduğu yere sizin girmeniz mümkün değil. Orası küçücük bir yer. O yüzden orayı sadece bahsediyor, geçiyor. Sizin dikkat etmeniz gereken yer, duyunca belki hatırlarsınız, Porta Borsari diye bir yer var. Porta Borsari Roma'nın ilk kapısı olarak yapılmış. Tarihteki antik Roma'nın girişi olarak bilinen bir kapı ve giriş, inanmazsınız, Roma'da değil, Verona'da. Yani Roma'nın eskiden girişi Verona'daymış. O yüzden önemli bir kapı. Çok küçük ve hızlı bir şekilde yanından geçiyor. Görmenizi tavsiye ederim. Daha sonra bisiklet kiraladığınızda da oraya gidebilirsiniz. Şimdi Juliet'in balkonuna geldiğimiz zaman, gerçekten Juliet'in yaşadığı ev o ev arkadaşlar. İçeri müze ücreti var, 6 euro. Giriş var, kişi başı ücreti. Ben girmedim ki içerisinde çok fazla da bir şey yok diye duydum. Girmediğim için şimdi size kalkıp da girmeyin diyemem. Ama değerlendirilebilir, 6 euro verilip. Gerçekten vakti zamanında Romeo'nun tırmandığı sarmaşı, Juliet'in çıktığı balkonu çok güzel bir şekilde görüyorsunuz. Ve tam olarak balkonun önünde bir tane Juliet heykeli görüyorsunuz. Sağ memesi aşınmış ve bütün insanların dokunduğunu görüyorsunuz. Ben ilk başta insanları sapık zannettim. Dedim ki, ya dedim, insanlar
dedim oraya heykelini yapmışlar. Juliet'in memesini eldiyorlar. Ne sapık insanlar. Böyle şey mi olur? Ne kadar yobazız falan. Bayağı bildiğiniz geçirdim. Ama sonra çok merak edip oradaki satıcılara sordum. Neden herkes Juliet'in memesine dokunuyor diye. Ve aldığım cevap açıkçası şaşırtıcıydı. Beklemediğim bir cevaptı. Meğersem Juliet'in sağ memesine dokunmak kişiye şanslı bir aşk getirileceği efsanesini taşıyormuş. O yüzden herkes Juliet'in sağ memesine dokunarak fotoğraf çekiliyormuş. Ben de elledim. Sol olsa anlayacağım. Sol eli böyle. Bak böyle eteğini tutuyor. Sağ memesini de böyle kapatmış. Sol memesini pardon. Böyle bir rivayet var Verona'da da. Yani Verona'da biz kalmalı mıyız peki? O kadar mı güzel derseniz hayır. Verona'ya sadece 4 saatiniz ayırmanız yeterli. Yani ben Venedik yolumun üzerindeyken, Milano'dan Venedik'e geçerken yolumun üzerinde uğradım ve gayet yeterli oldu. Her yerini gördüm. Bu tren turu sayesinde 5 euro gayet uygun bir fiyat. Çok güzel bir tur. Geziyorsunuz, her yeri görüyorsunuz. Tuvalete 70 sentinizi verip paşalar gibi işip bisikletle 2 tur atıp 4 saatte bütün Verona'yı gezip Juliet'in memesine dokunup gezinizi tamamlayıp şanslı aşkınızla beraber yola koyulabilirsiniz. Hepinize şanslı memeler diliyorum. Thank you.